Şimdi Huneyn'e doğru gidiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla o kumandan-ı zişanın askeri dehası, fıtri cesareti ve müthiş fetanetiyle mutlak bir hezimeti parlak bir zafere dönüştürdüğü mekanı. 12 bin kişilik kendini Allah'a adamış mümin ordusunun 30 bin kişilik düşman karşısında verdiği örnek mücadelenin yaşandığı yere, o meydanda çarpışan askerlerin tekbir seslerine kulak vermeye, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin "Ben Nebiyim, bunda yalan yok ve ben Abdülmuttalib'in torunuyum" nidasını duymaya, Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın gür sesiyle "Ey Semure ağacının altında biat etmiş sahabiler, neredesiniz?" çağrısına hep beraber icabet etmeye. Necati Hocam, yine sizinle beraber devam ediyoruz bu mübarek toprakları adımlamaya. İslam tarihinde tabi çileli dönemler geçirmişler. Evet. Hicretten bir öncesi var, bir sonrası var. Hicretten sonra bir Bedir Savaşı, bir Uhud, bir de Hendek biliyoruz. Ve ardından da büyük gazalar olarak gazveler de var, seriyeler de var. 630 yılında miladi bir Mekke'nin fethini biliyoruz biz. Evet. Mekke fethedilmiş, insanlar kalben de kazanılmış, İslamiyet'le şereflenmişler ama Mekke ve civarında bir takım kabileler var. Evet. Bu kabilelerin fetihten hemen sonra toplandıklarını ve ardından da bir Huneyn Savaşı'nın meydana geldiğini biliyoruz. Yanılmıyorsam tam o mevkideyiz. Huneyn Savaşı burada nerede, ne şekilde cereyan etti hocam? Huneyn Savaşı bu vadinin içerisinde cereyan etmiştir. Beni Sakif ve Beni Havaz'ın kabileleri Kureyşlerin yenildiğini duyunca diyorlar ki onlar harp, iyi harp bilen bir kabile değillerdi. Biz bunu Muhammed'e gösteririz diye burada toplanmışlardır. Şu iki tarafa, dağın bu tarafına ve bu tarafına daha önceden gelip yerleşip siperler kurmuşlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla beraber buraya girince aniden üzerlerine ok yağmuru başlamıştır. Bu durumda birdenbire şaşıran İslam ordusu dağılmaya başlamıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi katırın üzerinde Abbas ve diğerleriyle beraber durmuştur. Ve Abbas radıyallahu anh'a demiştir ki bağır ya Abbas, ey beniz, ey Ashab-ı Semura. Yani buradan Ashab-ı Semura'dan Hudeybiye'de biat edenler kastedilmiştir. Ve onu duyduktan sonra Abbas radıyallahu anh birkaç defa bağırmıştır. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayetlere diyor ki sanki insanlar bir annenin o çocuğunu çağırıp da ona koşması gibi insanlar da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme doğru koşmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra bir avuç toprak alıp düşmana doğru fırlatmıştır. Ve böylelikle Hevazin burada ne yapmıştır? En büyük yenilgiye uğramıştır. Büyük ganimetler burada bırakılmıştır. O ganimetler buradan toplanıp Cirana'ya götürülmüştür. Cirana'da 15 veya 20 gün kaldıktan sonra ne yapılmıştır? Taksim edilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bekledi orada 15-20 gün. Belki gelirler Müslüman olurlar, ben de mallarını geri veririm diye bekliyordu ganimet Allah mallarını. Fakat onlar şey yapmamışlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada yenilen ordunun arkasından bir ordu da göndermiştir. Buradan 30 kilometre ileride Evtas Vadisi vardır. O vadide bir savaş daha olmuştur. Ve orada da yenilen Havazinler Taif'e girip ve Taif'in kalelerine sığınmışlardır. Ardından da zaten Taif kuşatması. Evet, Taif kuşatması vardır. Evet. Hocam gerçekten vadiye baktığımız zaman vadi böyle muhkem, savunulacak bir yer. Ve o tabii o dönemde uzak menzilde kullanılan önemli bir silah. Evet. Burada böyle bir muhasarayla bir bozgun, ufak bir bozgun yaşanıyor ama Efendimizin bu bozgunu zafere çevirmekte yerinde kadim duruşu, sabit duruşu, kararlılığı ve kabileleri böyle isim isim çağırıp onları bir şekilde himaye etmesi, yönlendirmesi sanıyorum Efendimizin peygamberlik vasıfları içerisinde askeri yönde bizlere gösteriyor galiba. Tabi idarecilik yönü, Hazreti Ali der ki radıyallahu anh, biz diyor savaşın en kızgın zamanında Allah Resulüne sığınırdık. Cesaretini belirtmesi bakımında. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman Allah'ın izniyle düşmandan korkmamıştır ve düşmanın karşısında sabit olarak daima durmuştur. Ve ondan cesaret alan ashab da etrafında ne yapmışlardır? Savaşmışlardır. Bilhassa bu şeyde Huneyn'de çok canlı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Çünkü o dağılan orduyu, hatta Ebu Süfyan'ın bir sözü vardır. Bunu der ancak deniz temizler. Yani bu iş artık bitti. Yani denize kadar bu iş sürülecektir. Ciddiye kadar bu iş bitecektir manasında. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oradaki idareciliği ve oradaki savaş stratejisini iyi bilmesinden dolayı almış olduğu bir toprak veya bir avuç kumu onların üzerine atarak bir telaş başlamıştır. Ayet-i kerimete geçen يَوْمَ حُنَيْنِنْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ ayet-i kerimesi aslında Müslümanların ordularına güvenerek buraya geldiklerini belirtmektedir. Gerçekten hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında birisi der ki
kim yener bu orduyu diye bir şeyde bulunur da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ifadeyi pek sevmez. Yani bizde hiçbir zaman savaşlar ordunun kuvvetiyle, kudretiyle kazanmamıştır. Allah'ın inayetiyle ve rahmetiyle kazanmıştır. Hocam o zaman burada müthiş bir tefekkür boyutu var. Yani Huneyn'e gelirken artık Mekke'yi de fethetmiş, önlerindeki en büyük düşündükleri engeli kaldırmışlar. Evet. Bu kararlılıkla buraya geliyorlar. Evet. Ve buraya geldiklerinde bir takım insanların ifade ettiğiniz gibi içlerinde artık bu zenginlik, bu güç bizdendir şeklinde bir ene belki de evet. kabarıyor. Ve bu ilk bozgunda aslında bunların hepsi Allah'tandır. Bir terbiyedir, evet. Bizler için bir terbiyesidir. Çok güzel bir ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o yani konuşmayı hiçbir zaman da sevmemiştir. Ondan dolayı da yani şu fikri hiçbir zaman da kabul etmemiştir. Bizim üstünlüğümüz meselesi veya adet sayımız meselesi değildir. Yani Huneyn'de 12 bin asker vardır. Yani 10 bin kişi Medine'den gelmiştir, 2 bin kişi Mekke'den katılmıştır. Böylelikle diyorlar ki bu ordunun önünde duracak hiçbir güç yoktur. Fakat Allah-u Teala bunu bir terbiye etmek için yani gücün, zaferin ancak Allah'ın eliyle olduğunu göstermek için bozguna uğratmıştır. Ondan sonra tekrar zaferini nasip etmiştir. Ama ders olarak değinmektedir ki yani bütün zaferler ancak benim inayetimle ve benim şeyimle olmaktadır, yardımımla olmaktadır. O bakımdan gücünüze, kuvvetinize güvenmeyin demiştir. Hal ve kuvvet Allah'tandır. Evet, yani hocam. Evet. Hocam buyurun şu vadiyi gezelim o zaman size olur, inşallah. Buyurun inşallah. Evet, güç ve kuvvet Allah'a aittir. İtimadımız kendi acziyetimize, sınırlı kuvvetimize değil, gücü, kudreti sonsuz Allah'a olmalıdır. Kendine veya insana dayanan yıkılır ama Allah'a dayanan sonsuz bir güce ulaşacağı için onun inayetiyle asla yıkılmaz. İşte Kur'an'ın bize verdiği ebedi ders. Şu kesindir ki Allah size birçok savaş yerlerinde yardım etti. Huneyn günü de. O günkü sayıca çokluğunuz sizi böbürlendirmiş ama bu size fayda etmemişti. Olanca genişliğine rağmen dünya başınıza dar gelmişti. Sonra da bozguna uğrayarak düşmana arka çevirip kaçmaya başlamıştınız. Sonra Allah, Resulünün ve müminlerin üzerlerine sekinetini, güven veren rahmetini indirmiş, sizin göremediğiniz ordular göndermişti de, kendisini tanımayan o kafirleri azaba uğratmıştı.